Akademi'den yeniden merhaba arkadaşlar. Bir beslenme videosuyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz sınava hazırlık döneminde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi yoğun stres ve buna bağlı olarak çoğu öğrencide iştah artışı gözleniyor. Bu da sizi yüksek oranda şeker içeren, besin değeri düşük, yüksek kalorili besinler tüketmeye yöneltiyor ve bunları sık sık tüketmeniz halinde de kilo artışına yol açıyor. Biz de Tonguç Akademi ekibi olarak beslenme uzmanımıza sorduk. Bu dönemde kilo artışına neden olan bu yiyecekler yerine tüketebileceğiniz daha düşük kalorili, besin değeri yüksek ve sağlıklı alternatifler hazırladık. Hazırsanız başlayalım. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tabak ve bardak seçiminden bahsetmek istiyorum. Aynı miktardaki ürünü daha büyük tabakta tercih ettiğimizde daha az görünüyor ve beynimizden direkt ben bunlarla doymam ki tepkisi alıyoruz. O yüzden her zaman daha küçük tabak ve bardak tercih etmemiz gerekiyor. Bu güzel bilgiden sonra şimdi örnek alternatiflerimize geçebiliriz. Ders çalışırken ya da televizyon karşısında özellikle tükettiğiniz bir paketli gıda var. O da cips. Cips yüksek oranda trans yağ içeriyor ve bol kalorili. Onun yerine biz ne yaptık? Tam tavuklu lavaşı istediğimiz şekilde kesip sevdiğimiz baharat ve çok az zeytinyağı ile karıştırıp fırınlıyoruz. Yanına da yoğurt koyuyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Afiyet olsun. Sıra geldi en çok tükettiğiniz içeceklerden birisi olan kolaya. Kola yüksek oranda şeker içeriyor. Ayrıca asitli olması özellikle sindirim sisteminize zarar verebilir. Kola asitliyken dilinizdeki tat reseptörlerini pasif hale getirdiği için içindeki şekeri algılamanızı engelliyor. Zaten bir bardak kolanın içinde ortalama 6 küp şeker var. Biz kolaya alternatif olarak ev yapımı şekersiz limonata hazırladık. İçine tatlandırmak için bir kaşık bal koyduk. Afiyet olsun. Yine en çok tükettiğiniz paketli gıdalardan olan bisküvi, kek, çikolata gibi yiyecekler trans yağ ve yüksek oranda şeker içerdiği için gün içinde sizi halsizleştirir ve uyku kalitenizi düşürür. Bu besinleri tüketmek yerine canımız tatlı istediğinde ne yapacağız? Kakao oranı yüksek olan bitter çikolatayı eritip sevdiğimiz meyvelerle böyle bu şekilde batırıp tüketebiliriz. Herkese afiyet olsun. Sınav döneminde başarıyı arttırmak, dikkat eksikliğini önlemek ve stresi en aza indirmek için güne mutlaka kahvaltı yaparak başlamamız gerekiyor. Öğrenciler genelde sabah kahvaltılarında pastane ürünlerini tercih ediyorlar, bol yağlı, yanına da yine çok şekerli meyve suyu içiyorlar. Bu ürünler şekerinizi aniden yükseltip düşürüyor, bu da gün içinde çok kolay acıkmanıza sebep oluyor. Bu ürünleri tüketmek yerine ne yapacağız? Tüm besin gruplarını içeren bir kahvaltı tabağı tercih edebiliriz. Yanına da yine kalsiyum ve protein bakımından zengin olan sütü tercih edebiliriz. Afiyet olsun. Yine en çok tükettiğiniz paketli ürünlerden olan patlamış mısır, soslu mısır gibi yağ oranı yüksek besinler tüketmek yerine sevdiğiniz meyveleri böyle ince ince kesip fırınlayıp cips haline getirip tüketebilirsiniz. Ya da tok tutan lif oranı yüksek leblebi tercih edebilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse, stresi azaltmak için her gün ortalama 7-8 saat uyku, yemek yerken küçük tabak ve bardak kullanmak, porsiyon miktarlarına dikkat etmek, yemek yerken besinleri daha yavaş ve uzun süre çiğnemek, yağ ve rafine şeker içeriği yüksek paketli ürünler tüketmemek, televizyon izlerken ya da ders çalışırken yiyecek tüketmemeye özen göstermek, günlük kilo başına en az 30 ml su içmek, stresi azaltmak için her gün düzenli olarak en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmak. Evet arkadaşlar, bir beslenme videosunun daha sonuna geldik. Sizler de sınava hazırlık döneminde ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Bize yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar.